Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Brüksel'de katıldığı Avrupa Birliği gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısıyla bağlantılı video analizimde söylediklerim doğrulandı. Ne demiştik? Türkiye'nin Kıbrıs politikasındaki ender güçlü isimlerden biri olan, Allah uzun ömür versin, emekli büyükelçi Tugay Uluçevik'in açıklamalarından yola çıkarak şunu söyledik. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 5 yıllık bir aradan sonra bu toplantıya Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın karşı çıkmasına gerek kalmadan hatta onaylamalarıyla davet ediliyorsa o toplantının bir tek maddesi vardır. Hiç başka bir şey yoktur. Ne Türkiye ile ilişkileri canlandırma, ne Türkiye'ye atılmış olan son 5 yıldaki amiyane tabirlerle kazıkları kompanse etme, ne vize, ne şu, ne bu. Bir tek mesele vardır, o da Kıbrıs'tır. Çünkü Kıbrıs arkadaşlar, jeostratejik, jeopolitik açıdan şu anda Avrupa coğrafyasının en önemli toprak parçası haline gelmiştir. Birçok nedeni var. İsrail'in güvenliği, Doğu Akdeniz dengeleri, ticaret yolları, her şey. Ama her şey dönüyor, dolaşıyor, Kıbrıs'a geliyor. O yüzden rahmetli Bülent Ecevit'le rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a ne zaman aklıma gelse bir dua yolluyor, bir Fatiha yolluyor. Niye? Çünkü Türkiye'yi Türkiye olarak bu coğrafyada bu kadar güçlü kılan bir ataktır 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Eğer beceremeseydik gerçek anlamıyla Antalya'ya sığınmış bir durumdaydık. Geçelim. Ne dedi emekli büyükelçi? Bakın dedi, bunlar sizi orada bir tuzağa çekiyorlar. Yani Türkiye'nin tezlerinden nasıl vazgeçirecekleri veyahut Türkiye bugüne kadar sergilediği doğru tezlerden geri dönecek mi, bunu tartıyorlar dedi. Ben Hakan Fidan'ın bu toplantıya neden katıldığını sakın yanlış anlamayın, sorgulamıyorum. Çünkü sonuç itibariyle o bir Dışişleri Bakanı, tabii ki gidecek muhataplarının ne halklar çevirdiğini öğrenecek, yani onun görevi bu zaten. Doğru yaptı. Ve Uluçevik'in de dediği gibi, sonra Josep Borrell'in de açıklamaları biraz sonra aktaracağım. Hikaye tamamen Kıbrıs üzerinden yürümüş. Ne Ukrayna Savaşı tabii ki konuşulmuş, ne Orta Doğu falan, tamam onların hepsi konuşulmuş. Ama sonuç belli ki Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin arkasında dimdik durarak bizi asla altından kalkamayacağımız yeni bir taviz rotasına doğru sürüklemeye çalışıyor. Biz bu taviz rotalarından birini 2004 yılında Kofi Annan planı çerçevesinde yaşadık. O sırada çok yeniydi Erdoğan'ın hükümeti ve ona verilen öneriler çerçevesinde Kofi Annan planında yes be anam tarzında Rauf Denktaş'ın ve bütün Kuvayi Milliyecilerin karşı çıkmasına rağmen serbest bıraktılar, onayladılar. Bunun sonucunda Türk tarafı o Türkiye için büyük bir felakete yol açacak o planı %65 oranında onayladı. Allah'tan Rumların nutku tutuldu. Onların bizimle bir arada yaşamaya niyeti olmaması nedeniyle ve bizimle Kıbrıs stratejisini ve zenginliklerini paylaşmama eğilimin içinde oldukları için kendilerine çok faydalı olacak o Kofi Annan planına %65 hayır dediler. Türkiye'nin kurtulduğu gündür o. Rumlara teşekkür ediyoruz. İnanın bana. Şimdi tabii yakın tarihimizde de böyle zikzaklar olduğu için bizim gibi adamlar biraz endişe ediyor Kıbrıs meselesi olunca. Acaba Avrupa Birliği ile yeniden ilişkileri bir takım hallere getirmek için bir taviz verilir mi? Gördüğüm kadarıyla Hakan Fidan doğru konuşmuş. Hakan Fidan yan çizmemiş benim anladığım kadarıyla.
Benim çünkü ne Rum tarafı, ne Yunan tarafı, ne de Avrupa Birliği tarafı çok umutlu konuşmuyorlar. Bu iki saatlik yemek, çalışma yemeğinden dolayı 27 artı 1 formülüyle yapılmış. Diyor ki Hakan Fidan zaten toplantıdan çıktıktan sonra. Biz Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatin olduğuna inanıyoruz. Tamam. Ancak Kıbrıs sorunuyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık diyor. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Budur. Niye? Çünkü bunu hayal ediyorlar ya. Arkadaş bu nokta 50 yıl direnmişim, 50 yıl daha direnirim ya, sana ne? Ama bu Türk toplumunu, orada yaşayan Türk'ü, gerçi içlerinde Rum yanlısı çok adam da var, onlar zil takıp oynar ya, ama gerçek anlamdaki milli menfaatleri kollayan Türkleri senin eline bırakacak halim yok. Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz, doğru. O zaman salam dilimi yapacaksın Hakan Fidan. Olumlu yönleri bu tarafa alacaksın, burayı konuşacaksın, olumsuz olana fazla dokunmayacaksın. Avrupa Birliği de aynı şekilde müsbet bir yaklaşım sergilerse, bak açık şey, yani bir sonuç yok bu da bu toplantıdan. Öyle efendim Türkiye'ye, Avrupa'ya yeniden falan yazdılar yani, hepsi yalakalık yapmaktan canları çıkıyor. Hakan Fidan onlardan daha gerçekçi. Gazetecilere söylüyorum. Avrupa Birliği de aynı şekilde müsbet bir yaklaşım sergilerse bu herkesin menfaatine olacaktır. Doğru. Öncelikle 2019'da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Daha henüz oralardayız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da beklentilerimiz sürüyor. Şimdi Josep Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyoneri diyor ki özellikle ilişkimizi zorlaştıran konular Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları, ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik. Kim ulan onlar? Onlar iki kişi, ne birçok üye? Yunanistan'da Kıbrıs Rum yönetimi atıfta bulunuyor. Kimin umurunda Kıbrıs? Ya Hollanda'nın mı umurunda? Veya ne bileyim ben, İsveç'in mi? Geç. Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara, ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım diyor. Umalım. Tabii ki. Sonra bizim Hakan Fidan toplantı sonrasında Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'le görüşmüş bir saat kadar. Sonra Erdoğan'la Mitsotakis'in New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bir araya gelmeleri konusunu görüşmüşler. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Avrupa Birliği diyor ki senin o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile varlığını ispatladığın Türk yapısını ben kabul etmiyorum. Siz azınlıksınız diyor. Filistin'de iki devletli çözümü kabul eden Avrupa, iş Rum Yunan'ın davasına gelince bir anda Türkleri azınlığa itmenin yollarını arıyor. Gördüğüm kadarıyla zor bir toplantı olmuş iki taraf açısından da. Hakan Fidan herhalde gereğini söyledi ve ondan sonrasına bakacağız. Ama meslektaşlarıma şunu söylüyorum. Bu Avrupa Birliği meselesini iç politikanın zafer naralarına dönüştürmeyin. Oradan bir mama yok. Yok o. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Avrupa Birliği bizi rakip görüyor ya. Libya'da rakip görüyor, Afrika'da rakip görüyor, Orta Asya'da rakip görüyor. Yani oralar bizi rakip görürken bizim habire Avrupa'nın bir tarafına girme telaşımız geçelim. Geçin. Bu olmaz. Avrupa Birliği politikasını gerçekçi düzenlemek zorundayız. Belki de düzenlememek zorundayız.
Hoşça kalın.